Pandemik influenza ulusal hazırlık planı 2019 yılında hazırlanmış. 12 Nisan 2019'da da Cumhurbaşkanlığı genelgesi yayınlanmış. Bu genelge. Peki bundan haberiniz var mı? Bu genelgeyi hazırlayanlara, milleti kaderine terk edenlere, herkes kendi başının çaresine baksın diyenlere, halkına yardım etmesi gerekirken halkından yardım dilenenlere iki çift sözümüz var. Cumhurbaşkanlığı tarafından yayınlanan bu genelgenin konusu pandemi. Yani küresel grip salgını. Ne diyor genelgede? İnfluenza virüslerin genetik yapısında meydana gelen değişikliklere bağlı yeni tipte bir influenza virüsü ortaya çıkabiliyor ve insandan insana kolayca geçiş yeteneği hazırlanıyor. Böyle bir rapor hazırlanıyor. Sağlık Bakanlığı tarafından. Kimsenin haberi yok bundan. Cumhurbaşkanlığına veriliyor. Cumhurbaşkanlığı genelge yazıyor. Bu genelgeden meclisin haberi yok. Muhtemelen basının da haberi yok. Nüfusun büyük çoğunluğunu etkileyebilecek böyle bir pandemi ihtimaline karşı kamu kurum ve kuruluşlarınca alınması gereken tedbirler sıralanıyor bu genelgede. Ve Sağlık Bakanlığı'ndan influenza il hazırlık ve faaliyet planı hazırlanmasını istiyorlar. Yani bu plan hazırlansın diye talimat veriyorlar. Yaklaşık bir sene önce yayınlanmış bu genelge. Uzun zamandır devam etmekte olan bu influenza pandemisi tehlikesine karşın Dünya Sağlık Örgütü üye ülkelerle birlikte Türkiye'yi de zamanda uyarıyor. Tüm bu uyarılar üzerine konuyla ilgili 12 Nisan 2019 tarihli küresel grip salgını konulu bu Cumhurbaşkanlığı genelgesi yayınlanıyor. Şimdi milletvekilliği kimliğimi bir kenara koyuyorum. Çocuklarına ve ailesine sorumlu olan, onlar için endişelenen bir baba, bir eş olarak hükümete sormak istiyorum. Madem salgının geleceğini biliyordunuz, madem bir planınız vardı, hastalığın Türkiye'de yayılmasını neden beklediniz? Neden toplumu bilinçlendirmediniz? Neden önceden ekonomiyle ilgili en ufak bir hazırlığınız olmadı? Yoğun bakıma yatacağı öngörülüyor. Orta şiddetli bir senaryoda 16 milyon vaka görülebileceği söyleniyor Sağlık Bakanlığı'nın hazırladığı raporda. 8 milyon klinik başvurunun olacağı, 160 bin kişinin normal serviste, 24 bin kişinin ise yoğun bakıma yatacağı öngörülüyor. 59 bin 200 kişinin yani yaklaşık 60 bin kişinin hayatını kaybedeceği öngörülüyor bu raporda. Şu anki duruma baktığımızda rakamlar durumun ciddiyetini, hükümetin ise krizi yönetmede hantal olduğunu gösteriyor. Rakamlarla anlatmak gerekirse 10 bin vaka sayısına hangi ülke kaç günde ulaştı biliyor musunuz? Türkiye sadece 19 günde. İran 22 günde. O şu anda çok kötü durumda dediğimiz İtalya bile bu rakama 40 günde ulaştı. İspanya 45 günde, Almanya 50 günde, Fransa 55 günde. Tehlikenin büyüklüğünün farkında mısınız? Türkiye'nin 19 günde ulaştığı sayıya Fransa 55 günde ulaşmış. Peki bu rakamları hiç mi ciddiye almıyorsunuz? Yerli solunum cihazlarının üretimine başlamak için bu belanın içine düşmek mi gerekiyor? Bozuk saat günde iki kere zamanı doğru gösterir misali. Kızılay Başkanı, sağlık sektöründe dışa bağımlıyız. Türkiye içindeki malzemelerimiz biterse sıkıntıya gireriz demiş. Doğru söylemiş. Peki Sayın Kızılay Başkanı yaklaşan bir tehlikeden ve hazırlanan bu rapordan hiç mi haberiniz yoktu sizin de? Vergi kaçırmak için gösterdiğiniz hassasiyeti neden gerekli stokları oluşturmak için göstermediniz? Konuşmamın başında da söylediğim gibi yaklaşan bir pandemi tehdidinin varlığı biliniyordu. Ve zamanında önlem almayan yönetimlerin varlığı bu salgını kontrol edilemez hale getirdi. Bugün geldiğimiz bu durumun sorumlusu da bir yıllık bir zamanımız varken gerekli önlemleri almayan ve yeterli hazırlığı yapmayan bu hükümettir. Halkını dürüst olamayan bir iktidar anlayışıyla karşı karşıyayız. Cumhurbaşkanı genelgesiyle hazırlatılan pandemik influenza ulusal hazırlık planına baktığımızda, yani bu plana Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan bu plana baktığımızda Türkiye'nin İtalya yolunda ilerlediğini planı temin eden herkes görebilir. Sağlık Bakanlığı'nın hazırladığı plan parlamenter sistemde meclis genel kuruluna gelmiş olsaydı tek adam sisteminin yaptım oldu anlayışına mahkum olmayacaktı. Bugün bütün ülkeyi ilgilendiren küresel bir tehdide karşı alınması gereken önlemlerin saray düzeninin insafına bırakılmasının bedelini ödüyoruz. Salgın uzadıkça bu bedel daha da ağırlaşacak. Dünya Sağlık Örgütü küresel ekonominin çöküşünden bahsediyorken siz hazırlanan planda iki satırlık bir paragraf ile Hazine ve Maliye Bakanlığı salgın sırasındaki görev tanımına yer veremezsiniz. Bu raporda, bu planda Hazine ve Maliye Bakanlığı salgın sırasında görev ve tanımı sadece iki satırda geçiştirilmiş. Koca bir rapor. Bu planda 49. sayfada
pandemi döneminde ortaya çıkan ihtiyaçlara yönelik mali düzenlemeler yapılması, gerekli ödeneklerin sağlanması yönelik planların hazırlanması diyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı da o ucu açık iki satırlık yazıyı yanlış anlamış doğal olarak. Yapılması gereken hazırlığı her zamanki gibi yine yandaş müteahhitlere kaynak yaratmış olarak anlamış ki açıkladıkları önlem paketiyle pandemiyle mücadelede 500 bin liranın altında ev kredileriyle salgını yenebileceklerini düşünmüşler. Salgın riskine gösterdiğiniz ciddiyeti tek bir A4 kağıdına sıkıştırmasaydınız bugün sokağa çıkma yasağı ilan edebilirdiniz. Nisan'da pandemiye karşı hazırlık genelgesi yayınlayıp böyle durumlarda kullanması gereken ihtiyat akçesini Temmuz-Ağustos aylarında kendi açtığınız bütçe açığını kapatmak için hazineye aktarmazdınız. Sizin için aslında Türk milleti önemli olsaydı Cumhurbaşkanlığı genelgesinden sonra kim Merkez Bankası'ndaki ihtiyat akçesine dokunmaya cesaret edebilirdi? Yandaşların yarım kalan inşaat projelerinde destek çıkılmaz, varlık fonunun içi boşaltılmaz. Eğer salgın ciddiye alınmış olsaydı Suriyelilere 40 milyar dolar harcadık, bir 40 milyar dolar daha onlara helal olsun diyemezdiniz. Eğer önlem alsaydınız ve hazırlıklı olsaydınız bu salgını bir şişe kolonya ver bir dua ile yenebileceğimizi düşünmezdiniz. Geldiğimiz süreçte insanlar maske bile bulamıyor. Bulsa da 3 kuruşluk maskeyi tanesi 5 liradan almak zorunda kalıyor. Bu mu sizin hazırlığınız? Mesela Ticaret Bakanlığı neden daha önce önlem almadı? Beklenen pandemi Çin'de ortaya çıktığında Almanya ve Rusya maske ve tıbbi gereçlerin ihracatını yasaklarken Ticaret Bakanlığı'nın hiçbir önlem almamasının sonucu istifa etmek zorunda olmalı. Meclisteki personelimize maske bulamıyoruz. Günde en az 100 kişiyle temas eden çay ocağı görevlilerin bile maskeleri sayıyla 2 saatlik kullanması gereken maskeler 2 günde kullanılıyor. Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlatılan planda o kadar ciddi ifadeler var ki bu planın 130. sayfasında diyor ki yaklaşık pandemi durumunda hastaneye başvuranların %15'inin üyelerin bağış toplaması yasayla düzenleniyor. 5393 sayılı belediye kanunun 15. maddesinde belediyenin yetkileri ve imtiyazları başlığında İ bendinde borç almak, bağış kabul etmek olarak ve yine aynı kanun 59. maddesinde belediyenin gelirleri başlığında G bendinde bağışlar olarak ifade edilmiş. Belediyelerin bağış toplayıp ihtiyaç sahibi insanlara yardım yapılmasının bir genelgeyle engellenmesi hukuka aykırıdır. Burada aslında sıkıntı şu. Hükümet insanların ölürken kendilerine nasıl bir çözüm buluruz noktasından çıkmış, toplanan bağışları ben toplayayım yarışına girmiş. Ya insanları bağış hayat kurtarmıyor ki arkadaşlar. İnsanlar ölüyor. Herkes sadece seyrediyor şu anda. İnsanları sokağa çıkarmayın. Yasaklayın. Sizin yapacağınız o. Hastanelerde normal odaları da yoğun bakım ünitesi haline getirmek mümkün. Solunum cihazıyla, ventilatör ilavesiyle. Bununla bu teçhizatları temin etmek noktasında çalışmak yerine belediyelerin vatandaşın sorunlarına çözüm bulmak amacıyla başlattığı bağış kampanyasına müdahil olmak yetersiz olduklarının bir kere daha göstergesi oluyor. Hükümet hala meselenin ciddiyetini kavrayamamış. Hükümet paranın peşine düşmüş. İmanla başladıklarını iddia ettikleri iktidar serüvenleri İBAN'la sona ermeye doğru gidiyor. Ben öyle değerlendiriyorum. Bugün sosyal medyada gördüm. İspanya ve İtalya'ya giden yardım paketlerinin üzerinde Cumhurbaşkanlığı force vardı. Bu o kadar yanlış bir hadise ki sistemin çürümüşlüğünün ifadesi. Türkiye'den İspanya ve İtalya'ya giden bu yardım eğer Sayın Erdoğan tarafından bizatihi cebinden yapılıyorsa veya Cumhurbaşkanlığı makamında kendisine ayrılan ödenekten, örtülü ödenekten yapılıyorsa o force yazabilir. Hatta bizatihi Recep Tayyip Erdoğan diye yazabilir. Hiçbir sakıncası yok. Eğer ama devletin hazinesinden gönderilen bir yardımsa orada Cumhurbaşkanlığı forsu değil. Türkiye Cumhuriyeti ibaresi ve Türk bayrağı olması gerekiyor. Bunu da bizatihi hatırlatmak istedim. Teşekkür ediyorum.
bunlar. Siz de maske takın arkadaşlar. Takmayanları görüyorum. Mecliste ikinci vaka çıkmış, haberiniz var mı bilmiyorum.